Feinstein'in uyarı yayımlaması üzerine konuşacağız. Genel olarak da bu durumdan bahsedeceğiz. Feinstein, Hamas bağlantılı kripto işlemleriyle ilgili uyarı yayımladı. Bu olay o kadar abartıldı ki, böyle o kadar öte gitti ki, çok böyle gereksiz noktaları ilerledi. Sanki bir tek Hamas böyle kripto paraları kullanıyormuş gibi vesaire bir algı yaratılmaya çalışıldı. Fakat o şekilde de bir durum yok yani aslında. Her taraf kriptoyu kullanıyor. Hamas'ın tabii ki de karşı taraf olarak kullanmasını önlemeye çalışıyorsun. Ama suç bir de tabii kalkıyor, kriptolara kalıyor. Aynı zamanda ABD'nin uyguladığı düşmancı politikayı şuradan da görüyoruz. En son biliyorsunuz ki ABD regülatörleri kibar bir dille Coinbase üzerinden kripto şirketlerini tehdit etti. Yani bildiğiniz tehdit etti. Bunu da incelemiştik bir videoda. Diyorlar ki ya eğer işte yok neymiş kripto çok fazla Hamas üzerinden kullanılırsa Hamas kripto üzerinden işte pozitiflik görür de şirketler işte buna bir şey yapmazsa bu kriptonun regülasyonlarına kesinlikle olumsuz yansıyacakmış falan böyle. Yani söylediği lafa bak, işte diyor ki Hamas'ın önüne diyor geçmezseniz hepiniz diyor bizimle birlikte işte İsrail'in Filistin'i katletmesine yardımcı olmazsanız diyor sizin de başınız ağrır diyor. Sonuçta kripto paraların adı kötüye çıkar. Biz de diyor bunları regüle ederken biraz daha bu durumu değerlendiririz diyor. Lan ülkeniz pestile döndü, pestile. 10-15 sene sonra, tamam mı? Yani ABD dediğim bir dünya devi doğru pestile döndü. Çin'le Rusya sizi tost gibi yapacak. Hala çıkmışlar boş boş konuşuyorlar. Bildiğiniz böyle duman edecekler bunları. Haberleri yok yani. Hala şey peşindeler. Böyle racon kesme falan peşindeler. BRICS bunları var ya dümdüz edecek. Bakın görün siz. Piyasayı şey yapıyorlar, tehdit ediyorlar. ABD Hazine Bakanlığı'nın mali suçlara yaptırımı terör faaliyetleri ile ilişkili olarak şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi konusunda uyardı. Feinstein 20 Ekim tarihli duyuruda 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırının arkasındaki Hamas'ın faaliyetlerini finanse etmek için kripto toplanan kampanyalar başlatıldığını söyledi. Departman, sanal varlık sağlayıcılarını Hamas'la bağlantılı olma potansiyeli taşıyan şüpheli işlemleri tespit etmeleri ve bildirmeleri konusunda uyardı. Yani tabii şeyin de yapacak çok bir şey yok. Mesela kripto şirketlerin de yapacak çok bir şey yok. Bu noktada işi politikaya da sağ olsunlar döktükleri iş için direkt olarak mesela adam terörizmle suçluyor. Mesela en son ki hak veriyorum mikserleri biliyorsunuz daha doğrusu mikserleri kaldırmadılar da adamlar diyor ki mikser terörizm için kullanılıyor. Doğru. Gerçekten de öyle. Bu noktada mikserler üzerinden mikserlerde fon tutacakların ekstradan rapor vermesi, rapor belirtmesi üzerine bunu şart koşuyorlar. Ve bu konuda katılıyorum, sıkıntı yok. Bu arada mikser dediğimiz adı üstünde, karıştırıcı ne demek? Şimdi ben mikserim. Mikser hizmetleri veren bir şirketim. Sen getiriyorsun, parayı bana yatırıyorsun. Fakat bu yatıran yani Ahmet'in parası, Mehmet'in parası, cüzdan müzdan diye bir şey yok. Hepsi karışık. Yani hepsi karışık bir havuzun içinde. Dolayısıyla kimde ne olduğu belli değil. Ben de sadece kayıtlı, ben ödeyeceğim zaman hepsi bir havuzun içinde. Aynı oranı Ahmet çekeceği zaman Ahmet'e havuzdan tahsis ediyorum. İşte Mehmet'e veriyorum, Abdullah'a veriyorum falan filan. Bunun terörizm için kullanıldığı doğrudur. Dolayısıyla raporlama şartını ben de gerekli gördüm. Ama bütün bunlar hani dönüyor dolaşıyor. Günün sonunda yine işin ucu İsrail ile Hamas'ın arasındaki şeye dönüyor. Böyle bağlantıya dönüyor. Ya da piyasaya şimdi bir şey yapıyorlar. Arkadan mesela masanın altından sopa gösteriyor falan böyle saçma sapan. Feinstein özellikle finans kurumlarını Hamas'la bağlantılı bir yargı bölgesindeki işletmelerle
işlem yapan müşterilere karşı uyardı. Kurumları, yabancı varlıklar kontrol ofisinin özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesinde yer alan kuruluşlara karşı dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Yüzden fazla kongre üyesi, 17 Ekim'de Biden yönetimini yasa dışı kripto faaliyetlerin azaltılması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Yani Biden yönetiminin zaten her hareketi var. Ben diyorum ya, şöyle biraz sabırlı bir şekilde bekliyorum. Yani yolun sonunun çok iyi farkındayım. Önce şu Biden yönetimine bir sifon çekilecek. Ondan sonra şöyle biraz dünya az bir şey şöyle bir rahatlar. Ondan sonra zaten doğru. Yani ABD böyle tepe taklak olmaya doğru gidiyor. Rusya ile Çin bunların ensesine tokadı vurduğu gibi aşağı indirecekler. Merak etmeyin. ABD Hazine Bakanlığı Hamas'la bağlantılı olduğu iddia edilen Gazze merkezli bir kripto şirketine de yaptırım uygulanan şirketler arasına ekledi. FinCEN, Mart 2022'de Rus kuruluşlarının yaptırımlarından kaçınması girişimleri sebebiyle benzer bir uyarı yayımlamış. Doğru. Bunu yani şu anki muameleyi zamanında Rusya için de çektiler. Öyle ki şu an Binance'ın Rusya'dan ayrılmasındaki sebep de bu. Vaktiyle ticareti sonlandırmıştı Binance. Sonra tekrar girdi. ABD hemen CZ'nin tasmasından çekti. Dedi ki, demek sen yaramazlık yapıyorsun. Bütün işbirliklerini bitireceksin dedi. Oradan kalıcı olarak ayrılacaksın. CZ'de tamam abi dedi. Ondan sonra yani bu şekilde bir olay gerçekleşti. Şu an Rusya'dan yani tabii ki CZ ya da Binance öyle güle oynaya ayrılmıyor. Adamların en büyük pazarıydı. Nerede, yani ABD'den bile fazla gelirleri vardı adamların Rusya'da. Ama ayrılmak zorunda kaldılar. Nitekim Rusya şu anda kripto paralarla çok yakın Rusya. Sürekli Bitcoin ve altcoin'ler üzerine çalışıyor. Bir de olumlu çalışmalar için çalışıyor. Bunlar hakkında da konuştuk biliyorsunuz. Bunları yapıyor olmasının sebebi finansal açıdan pek çok yerden tabii ki ambargo altında kaldıkları için kripto gibi merkezi bir şekilde yönetilmeyen bir finans ortamı üzerinden hareket etmeye ve burayı ele almaya çalışıyorlar şu an. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.